Bitki hücrelerinde depo edilen X polisakkarit çeşidi nedir çocuklar? Nişastadır. Hayvan hücrelerinde depo edilen Y polisakkarit çeşidi de glikojendir. Yapı taşları nişasta ve glikojende glikozdur. Çünkü bunlar polisakkarit olduğu için çok sayıda glikozdan meydana geliyorlar. Ne kadar glikoz varsa onun bir eksiği kadar su açığa çıkıyor. Ve sentezi sırasında gördüğün gibi su açığa çıkıyor. Bakteriler tarafından sentezlenir mi? Tabii ki hayır. Çünkü bakteriler glikojeni sentezleyebilir ama nişastayı sentezleyemez. Nişastayı yalnızca ve yalnızca bitkiler üretiyor. Kompleks yani büyük yapıdadırlar. Otçul hayvanlar arkadaşlar tarafından sindirilebilir. Hatta otçul hayvanlar glikojeni kendileri ürettikleri için hücre içinde dışarıdan alabildikleri için hücre dışında da sindirebiliyor. Ama otçul hayvanlar nişastayı sadece dışarıdan alabildikleri için hücre dışı sindirim yoluyla sindirebiliyorlar. Onun için yanıtımız Ceyhan seçeneği oluyor. Yukarıda verilen hücresel kısımlardan hangileri insanlarda yumurta hücresinde bulunmamaktadır? Arkadaşlar sonuçta hayvan hücresi bu. Hücre duvarı bulunmaz. Çekirdek gayet de bir var. Sentrozom da yok. Çünkü bölünemiyor. Ha diyebilirsin ki sentrozom spermde var. O da bölünemiyor. Niye sperm sentrozom içeriyor? Çünkü sperm yumurtayı döllediği vakit oluşacak zigotun mitoz bölünme geçirmesi lazım. Yumurtada sentrozom, spermde de olmazsa nasıl iyiliklerini oluşturacaksın? Hiçbir şekilde. Onun oluşabilmesi için ikisinden birinde olması lazım ki işte bu olan hücre de sperm hücresidir arkadaşlar. Aşağıda verilen bölünme evrelerinden hangisi mayoz bölünme geçirmekte olan 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin metafaz 1 evresine aittir? Arkadaşlar metafaz 1 evresi için ekvatorda dizilmemiz lazım. Ekvator olmayanlar hemen elensin. Bursa gitti. Denizli gitti. Ekvatoral, ekvatoral, ekvatoral. Şimdi metafaz 1'de homologlar üst üste dizilir. Buradaki gibi. E hocam bunlar niye olmuyor? Bakın. 6 kromozom yarıya düşmüş. N eşittir 3 olmuş. Mayoz 2'nin metafaz 2'si. 2N eşittir 6 demişsiniz. 6 kromozomu buraya dizmişiz. Burası da mitozun metafazı. Mitozun metafazı ile mayozun metafaz 1'i arasındaki fark burada yan yana dizilir, burada üst üste dizilir. Onun için doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneği olur arkadaşlar. Enerji akışından bahsetmişiz. 10.000 jül, 1000 jül, 100 ve 10'a düşürmüşüz. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Besin piramidinde trofik düzeyler arasında enerji aktarımı sabit bir oranda gerçekleşir. Evet doğru, hep %10'luk oranlarda dikkat edilsiniz. %10, %10, %10'luk bir oran. Üreticiler tüketiciler oranına daha fazla enerji. Bakın üreticilerde 10.000 jül var. Hiçbir üreticide 10.000 jüllük bir enerji yok. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça enerji azalır. 10.000, 1000, 100, 10 yani giderek azaldığında gözlemliyorsunuz. Onun için doğru seçenek Edirne seçeneği. Bezelyelerin çiçek karakteriyle ilgili yapılan çaprazlamalar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım gençler. K ve L canlılarına baktığınız zaman bunların genotiplerinin, K ve L'nin genotiplerinin büyük A küçük A olması lazım ki büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A gelebilsin genotip. Dolayısıyla K ve L bitkileri şunlar birinci kuşaktan mı gelmiş? Evet. K bitkisi homozigot? Hayır. K de L de heterozigot olacak. L heterozigot kesinlikle doğru. F2 kuşağında yavru döllerin çekinik fenotipli olma olasılıkları vardır. Bakın çekinik fenotip küçük A küçük A yani beyaz yani 1 yani %25 oranında vardır. Doğru yanıtımız Denizli seçeneği oluyor arkadaşlar. Kuşlarla ilgili hangisi yanlıştır? Kuşların vücutlarında tüyler vardır. Kemiklerinin hafif olması uçmayı kolaylaştıran bir adaptasyondur. Hava kiseleri var, oksijen depo etme yeteneklerine sahiptirler. Kaslı diyaframdır. Kaslı diyaframa sahip olan tek bir sınıf var, o da memeli. Kuşların diyaframı yok mudur? Vardır ama kaslı değildir. Onun için yanlış olan seçenek denizli seçeneğidir diyoruz.